Merhaba arkadaşlar, Gurbet Çenli'nin dünyasına hoş geldiniz. Valla cam siliyorum da bu tarafa kameraya çevirdiğim zaman karanlık oluyor yine. Dışarıdan ışık vurduğu için biraz camlarımı sileyim bugün. Bayrama az kaldı. Camlarımız falan böyle tertemiz olsun. Yani öyle büyük bayram temizliği değil de böyle ufak tefek dokunuşlar, böyle camlar falan sileyim diyorum. Şimdiden hazır olsun, böyle son güne biriktirmeyeyim. Ya aslında bana fazla gelen olmuyor ama yine de evimiz bayramda şöyle temiz olsun. Bu taraf daha güzel görünüyor değil mi? Böyle direkt ışık gelmiyor ya dışarıdan böyle. Bu cam aslında her gün silsen silinir. Yani bu kapı camı. Çünkü buradan devamlı terasa çıktığımız için el lekesi oluyor. Böyle parmak lekesi yani. Ve ben yollandım. Rasping randevuma gidiyorum. Haftada bir kere kesin gidiyorum yani. Aksatmamaya çalışıyorum randevumu arkadaşlar. Çünkü bir netice almak istiyorsam düzenli yapmam önemli. Yaptırmam yani daha doğrusu. Ve yarım saat 45 dakika oradayım. Oradan da burada yine geldiğim zaman burada hemen yolun üzerinde Lidl var ya, oraya uğrayacağım. Alışverişimi yapacağım. Yani bir daha alışverişe çıkmama gerek yok. Alışverişime başlayalım. Bakın ne aldım. Bunu hemen göstereyim size. 11.99'dan 7.99'a düşmüş fiyatı. Eve böyle bir yeşillik canım istedi. Bunu alalım bakalım. Yaşatabilecek miyim? Mango 1.49, bir tane alalım. Türkiye'den geliyormuş bak. Şöyle alalım yemekler için. Bir de şunları alalım. Hemen alalım bir tane. Bir tanecik kalmış. Kızım şey istedi, kavun. Kavun. Unuttum onu hemen. Şuradan alayım, zaten iki tane kalmış da. Hangisi iyi acaba bunların? Şunu alayım bari. Krapfenler 1.99. Şöyle bir tane alalım. Arabamın haline bakın. Alışverişi. Süt. Hep böyle arada kartonuyla alıyorum. Ve burada böyle doldu. Gerçi çiçek çiçek var da ondan böyle çok görünüyor. Alışverişlerimi orada başladım çekim yapmaya ama insanlar fazlalaştıkça biraz zor oldu. Şimdi ne aldım? Tost aldım. Şu mısırlardan, küçüklerden aldım böyle. Bu katık gibi frişkezi peynirlerden, şoku, Leibniz, bunlar Angebot'taydı. Bakın şu Actimel, bu da Angebot'ta yarı fiyatına. Tarihi birkaç gün kalmış ama bir şey olmuyor. Bundan aldım. Bu soslardan aldım şöyle. Hazır soslardan. Bunlar da 45 sente düşmüş. Şu app'te %25 indirimliydi. Lidl'in app'i var biliyorsunuz. Ona bakıyorum hep kuponlara. Bu ekmeklerden bakın içi böyle şeyli, kreuterli, baharatlı böyle. Şöyle burada iki tane peynirli şey var. Tahıllı ekmek var. Bunlar da şeydi, hep de indirimliydi. Ve şöyle karışık konserve aldım. Mısır falan şey var içinde. Ne bunun adı? Allah'ım ya Rabbim ya. Fasulye, kırmızı fasulye var içinde. Böyle iki tane. Yine burada spageti için. Bu yine Lidl App'te indirimdeydi. Lidl'in kendi markası. Domatesi gördünüz. Soğan. Bunları da gördünüz. Yine burada bir spageti. Bu domateslerden. Mini mozzarella'nın küçüklerinden. Kızımın kavunu. Burada muz. Ve krem fraiche. Bu yumurta salatası. Böyle katkı yok içinde. Baktım. Bu yumurta. Bunlar yemek için. Bakın krema. Bunlar da Lidl App'te %25 indirimliydi. Buraya geçelim. Bunu da gördünüz. Bu çamaşır sepetini aldım. 3 euroydu. Burada 10 tane semilimiz var. Kırmızı biber var. Böyle filo teig, strudel teig yani yufka şeyi hamuru.
bu Lidl'e böyle Yunan haftası olunca geliyor ya bunlardan. Bu normal yoğurt. Yine bakın bunlardan 3 tane böyle. Bu az yağlı olanından 3 tane bu kremalardan yemeklik. Normal krema, creme fraiche. Burada da yine normal krema. Bu creme fraiche'in baharatlı olanı. Burada da bakın havlu aldım. Bu şey havlusu böyle küçük havlular, misafir havlusu falan. 2 tanesi böyle 4 euroydu. 5 eurodan 4 euroya düşmüş. 3.99. 3 paket aldım. Yani 6 tane. Çünkü benim havlularım yani iyice eskidi. Ve böyle normal havlulardan aldım. Bunların da tanesi 5 euroydu. 4.99. 1, 2, 3, 4 tane de bunlardan aldım böyle. Bakın süt aldım. 2 karton 8'er tane. 16 tane. Bu şeyden aldım. Çamaşır yıkama şeyi. El havlusu, bir tane tuvalet kağıdı aldım ve bir tane böyle süpürgeli kürek aldım arkadaşlar. Bizim bir tane mi neyi var evde? Robotla hep kavga ediyoruz. Nereye koydun? Nereye koydun diye. Ve şpeti aldım bir tane. Bu app'te şeydi. Gratis yani bedavaydı. Onun için aldım. Yoksa şpeti almayacaktım. Bir de app'te şey yaparken, oraya kayıt olurken doğum gününüzü veriyorsunuz ya. Benim doğum günüm arkadaşlar 8 gün önce yazdırmış babam. O zamanlar deprem zamanında işte 20'sinde yazıyor. Onun için bugün de aynı 22'si mi Miley? 22'si zannedersem. 22'si değil mi? Benim doğum günüm için 3 euroda şey guthabım vardı. 3 euroda alışverişlerden öyle düştü. Böyle benim şeyim resmi makamlardan veya böyle doğum günümü yazdığım resmi şeylerden hep ayın 20'sine doğum günü kutlamalarım geliyor. Ama doğum günüm falan değil arkadaşlar. Yani onu da şey yaptım. Aynı öğesini yaptım yani. Alışverişlerime şey yaptırdım. Ben bu alışverişlere komple arkadaşlar 140 euro ödedim. Ama bakın süt var tabii ki içinde, havlular var derken. Yani 140 euroluk alışveriş yaptım bugün. Ve çamaşırlarla devam arkadaşlar. Makinede son kurma çamaşırlarımdı. Dışarıya da birkaç pantolon falan astım. Kazaklarımı astım. Onları makineye atmadım. Ve benim kocam bugün yok arkadaşlar. Mehmet'le ikisi yoklar. Bugün yalnızız. Mile'yle bir cihem var. Üçümüz. Robot 200 kilometre, 300 kilometre bir yere bir şey almaya gitti arkadaşlar. Sonra şeye yakalanmışlar, trafiğe, ştava yakalanmışlar. İşte 2-3 saatlik yolu, seninkiler 5 saatte gitmiş. Telefon açmış, değil mi? Biz daha yeni geldik diyor. Ya, Oğuzhan tatil olduğu için tabii yollar kalabalık. Dönüş, yani bitişi, Almanya'ya dönüyor millet, o tarafa doğru gidiyor. Ve aramış beni, diyor ki ben şeyde, biz Mehmet'le şeyde kalacağız, Silkeli Pay var yani, biz yılbaşında gitmiştik bizim arkadaşlar, Romanyalı, onların orada kalalım, biz onların yakınındayız. Sonra dedim ki kaç kilometre yakındasın? 30. Sonra Paul'le konuştu, sonra beni geri aradı, böyle diyor 30 değilmiş, 150 kilometremiş. Çünkü ben de o zaman dedim ki madem o kadar onların yakınına gidiyorum, bizi niye götürmedin, bilmiyordum dedi. Şimdi diyor bizim eve gelmemiz diyor, her trafik çok diyor, çok uzun sürer, ta akşama geliriz diyor. Biz en iyisi orada şey kalalım, bugün yatalım. Ondan sonra yarın sabah döneriz dedi. Dedim hadi git arkadaşınla Paul'le, hem çene çalarsınız biraz. Özlemişiz, özlemiştim birbirimizi. Ama ben de isterdim Silke'nin yanına gitmek de. Yani o planlar yoktu tabii ki. Öylesine gittiler. Yani bugün kızışımla böyle yalnızız. Cihan da işten gelmiş, odasında uyuyor. Benim çocuğum böyle işe gideceği zaman şey yapmıyor, erken yatmıyorlar. Ondan sonra gelince de böyle uykuları geliyor. Değil mi Kira? Bu nedir ya? Çok uyuyorlar be kuzu. Bu Cihan'ın, Cihan'ın bu. Memuisin yeni siparişlerimiz de geldi arkadaşlar. Şimdi Instagram'da gösterdim. Buradaki arkadaşlar diyor ki o zaman orada gösterdiğin şeyleri burada niye göstermiyorsunuz? İyi, burada da göstereyim size, bakın. Şimdi bakın Memuisin'in yeni aksiyonu vardı. 15 euro sipariş verdiğiniz zaman bu to go bag'e yanında hediyesi arkadaşlar, çok kaliteli bir şey bu. Hiç dökülmüyor. Altına böyle yoğurdunuz, sütünüzü koyun. Üzerine müslinizi koyun. Başka bir şey koyun yani. Böyle hediyesi. Tabii ki biz yine çeşit çeşit müslilerimizi sipariş verdik. Biz müsliyi çok tüketiyoruz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Ve böyle bu sefer yine böyle şey vegan çikolataları var böyle. Onlardan sipariş verdim ben. Bu nut butter zaten en sevdiğim. Görüyorsunuz, biliyorsunuz videolarımdan. Bunu her şeye kullanıyorum ben. Yani öyle Nutella, Mutella böyle şeyleri yemiyorum. Bu zaten şeker katkısız. İçindeki şeyin şekeriyle, ürünlerin şekeriyle böyle. Ve şimdi yeni böyle snack mixler çıkmış. Böyle kuru yemiş gibi mi desem. Şimdi bunu açmayayım. Bunu açmadım daha. Birini robot dün odasına götürdü. Hemen çaldı gitti buradan. Bakın içi
Böyle fındık, fıstık, üzüm karışımı bunun. Böyle küçük çikolataçıklar da var. Çayın yanına o pek güzel gidiyor valla. Bir de sağlıklı bunlar. Biyolojik hepsi. Mem Müsli'nin. Yeni Mem Müsli'yi I Love Mama Müsli'si çıkmış. Bunu açmadım daha. Şimdi nasıl bilmiyorum. Bu ekmekleri, hani ekmek karışımları, pasta karışımları var ya. Onun içine koyulanlardan bir değişiğini daha sipariş verdim. Bu da yeni. Evet, böylece size de yorumlara linkini bırakayım arkadaşlar. İsteyenler bakabilir. 15 euro sipariş sadece ve bu to go behe. Bence bu to go behe'yi kaçırmayın. Bu cidden yani çok güzel. Böyle. Evet, şöyle bir altını da iyice açalım da görün yani burada bak. Allah, yıktım vallahi yıktım. Şu mesela bakın şu strawberry var ya. Şu strawberry cheesecake ve şu I love you müsli, bu robotun en sevdiği müsliler. Bunu da paleo, bunu da ben ilk defa deneyeceğim. Böyle yani çeşit çeşit her defasında deniyoruz ve tabii yediklerimizi de yanına alıyoruz. Kira, hayır Kira, nein, gevek. Allah'ın odunları top getiriyor orada. Nein, oyuncak değil bu. Benim acil şeylerimi sulamam lazım. Maydanozlarımı, brokolalarımı. Anam, brokoların rengi mi değişmiş? Ne olmuş böyle? Aman diyeyim ölmeyeyim de. Maydanozlarım çıkıyor artık yavaş yavaş. Soğanlarım da ne güzel çıktı. Bakar mısın? Güzel güzel. Evet. Bunlar sulansın bir güzel. Neyse, çiçeklerimizi de sulayalım. Gerçi yağmur yağacak dediler bugün ama yağmur mağmur yok. Görünüyor de. Hava açıldı tekrar. Bakalım. Kamerayı nereye tutuyorsam elimde telefonla iş beceriyorum böyle. Çiçeklerim de bakın yavaş yavaş açacak artık. Bunlar da yeni aldıklarım. Ani, aklıma ne geldi arkadaşlar? Benim şeyden aldığım, Lidl'den aldığım çiçek nerede? Ani, çiçekleri görünce çiçek aklıma geldi. Neyse. Bir bakalım, ona bir altına saksı da lazım daha. Bunu da sulayalım. Bu da güzel büyüsün. Seni de sulayalım. Hepsi yaşayan bütün çiçekleri böyle sulayalım. Aman otlar siz çıkmayın yine. Bu da bakın güzel güzel şey yapıyor. Bunları da buraya diktim. Bunları geçen sene mi almıştım? Ekim'de mi almıştım? Ne bileyim, unuttum bile işte bakın. Burada robotun tekerleksiz bisikleti yatıyor. Bu e-bike. Elektrikli bisiklet arkadaşlar. Tekerleri bunun bisikletçiye gitmesi lazımmış. Bir şey yapılacakmış. Bunun tekerlerini havası inince kötü oluyormuş. Kira, ne var ya kapıda? Köpek bir şey havluyor ama bir bakayım ben. Bizim evin önüne hastane arabası gelmiş. Kime geldi acaba Miley? Komşuya mı geldi acaba? Şu yan Alman komşuya. Bu ön tarafa gelse biraz daha öne giderdi. Ay, ben böyle şey, ambulans, yani ambulans gördüğüm zaman çok korkuyorum arkadaşlar. Dışarıda bile yani böyle sesini duyduğum zaman bir yere giderken sanki bizden biriymiş, bize gidiyormuş gibi geliyor hep. Çünkü annemle babamla çok yaşadığım için hastalandıkları zamanlar, inşallah kötü bir şey değildir. Ha, şimdiki e-bike anlatıyordum. Bu e-bike ne yapacak diye bana sormayın arkadaşlar. Geçen yıl aldı bunu. Almış. Ama nereye gidecek acaba bilmiyorum. Heveslenmiş. İşte onun için bu burada 3 gün yatacakmış. Pazartesi mi ne bitecekmiş bu tekerler. Yani böyle bahçenin ortasında bu da yatıyor. Sabah hava çok güzeldi. Yani öğlen de güzeldi, güneşliydi. Ben de böyle güzel güzel giyindim. Böyle saten gömlek memlek arkadaşlar. Telefonumla çekiyorum ha. Kameramla çekmiyorum. Onun için belki biraz böyle yamuk yumuk bakıyorum böyle. Böyle yanlış tarafa bakıyorum. Şimdilik de biraz üşüdüm. Hava saat 3'ten sonra soğudu. Cihan'ı döner almaya gönderdim arkadaşlar. Bakın saat şu an 7'ye 5 var. Dedim buradan, bizim buradan alayım dedim. Yok dedi. Bir dönerci varmış. Döneri çok güzelmiş. Anne, onu yemen lazım. Ben alayım geleyim. Daha vaktimiz de var. Zaten dedi bir saat sürer benim oradan gelmem. Sıra gelmez falan. Uzun sürüyormuş. Yani oraya bize döner almaya gitti. Şimdi robot falan yok ya. Mehmet falan yok ya. Biz burada keyif yapıyoruz. Erkekleri gönderdik. Bir erkek Cihan var. O da artık arada kaynar gider. Değil mi Miley? Yes. Miley'im, nasıl yapıyoruz? Keyif mi yapacağız? Biz keyif yapıyoruz bugün kızımla. Benim kızım oyun oynuyor. Vallahi nasıl oluyor? Sessiz evin içi değil mi? Fonksiyon. Bak, fonksiyon dedi arkadaşlar. Halbuki robot olunca zaten bize ne zararı var da yani. Ama
Böyle bir sessizlik evin içi. Kimse aşağı inmiyor. Mehmet yok. Mehmet zaten sessiz sessiz şu köşede oturuyordu yazık yavrum da. Ama yani ölene kadar biz böyle Mile ile anne kız yapacağız. Beraber yatacağız. Oh Mile ama gece yarısına kadar burada oyun oynamak yok ha. Duydun mu? Cevap yok. Vallahi oynayacak gibi duruyor bu kız. Neyse okulda yok ya. Şurada 2 günü kaldı arkadaşlar. Biraz daha oynasın. Ondan sonra zaten oyun boyun. Yok. Şimdi çiçeğimi getirdim. Kapının önüne koymuşum. Arabayı boşaltırken kapının önünde kalmış çiçek. Kelerden de şöyle bir saksı buldum geldim. Bakın. Bunun içine koyacağım şimdilik. Olur değil mi kira bunun içine? Şöyle bir açalım da koyalım. Bak. Meraklı meraklı. Ama korkuyorum. Hem bakıyorsun hem korkuyorsun kira ya. İnşallah ben bu çiçeği doldurmam. Burada yazıyor ne yapılması gerektiğini. Yarı güneş, yarı şey diyor. Bakalım. Aa, küçük geldi. Saksısı küçük geldi ya. Uf, ne yapacağım? Ben buna bir özel saksı mı almaya gideceğim ya? Bakın. Küçük geldi. Ama bundan büyük saksım da yok benim. Ne yapacağız? Neyse. Duracak artık şimdilik. Ben bunu ölçerim. Evet. İcabında. Evet kızım. Şu yan komşuya gelmiş. Şuradaki komşuya gelmiş. Bunu alırken gördüm. Şimdi buna yer bulmamız lazım. Ama güneş de istiyormuş bu biraz. Şimdilik nereye konur bu? Aman Allah'ım. Bu köşeye koydum şimdilik bakalım. Gerçi buraya güneş geliyor böyle direkt. Buradan böyle ama olur mu sizce arkadaşlar? Çiçeklerden anlayanlar bana yazsın yorumlara lütfen. Burada bu yarı güneş yani güneş de istiyormuş yani olur mu diye. Ama saksısı tabii değişecek. Mile'imin arkadaşının doğum günü var yarın ve ona böyle bir paket hazırladık arkadaşlar. Mile böyle birkaç bir şeyler almış gelmiş. Onları güzel ben paket yaptım burada. Çünkü değişik yerlerden aldığı için bakın. Yarın arkadaşına, okul arkadaşı yani sınıf arkadaşı. Dönerler de geldi. Bakın Master of Kebab Augsburg. Augsburg'daymış. Bu çok lezzetli oluyormuş. Şimdi deneyeceğiz. Bu Mile'yle ikimizin soğansız işaretli böyle. Dönerin içinde bir görelim ya. Kaç çeşit sos varmış bunda? 3. Bakın. Berlin style. Berlin style mi? Hı. Berlin style döner yiyeceğiz bugün. İyi bakalım hadi. Benim kızım. İftardan sonra 3 tane daha krapfen yedi arkadaşlar. 3 taneden bahsediyorum. Bakın yarım kavun yedi. Allah'ım neresine yedi bugün bunları ben anlamıyorum. Ben de şimdi kendime sallama çay yaptım. Demlemedim artık tek kendim için. Ve bir tane krapfeni de ben yiyeceğim bugün. Buraya pastamı kestim hazırladım. Çünkü bunu şeyle çatalla yiyeceğim. Bu krapfenin kokusu elimde olunca sevmiyorum arkadaşlar. Hemen yıkamam lazım. Onun için dedim en iyisi ben böyle keseyim çatallayayım. Çayım ve burada Müsin'in bu çerezin böyle hepsi var içinde. Sağlıklı bir biçimde yani. Burada da kırık telefonumla böyle dizimi izleyeceğim. Buraya koltuğa oturacağım şimdi keyif yapacağım. Bu kız neye gülüyor acaba? Neye gülüyor ya Rabbim ya Resulallah ya. Kızlar var ya kıkır 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 böyle. Makyajımı temizledim, cildimi kremledim, pijamalarımı giydim. Şöyle rahat rahat oturayım diye. Şu pijamamın üzerine de böyle ceket giyme alışkanlığımı da herhalde yaz gelince de bırakamayacağım arkadaşlar. Evet, böylece burada şimdi koltukta ben çay keyfimi yapacağım. Saat zaten 9 oldu. İftar bitti. Çabuk çabuk yedik. Döneri. Bulaşık da çıkmadı fazla. Oh, makineyi de çalıştırdım. Ve keyif zamanı. Çok yaşa kızım. Hapşırdın mı sen Mile? Ne yaptın? Aa, yanlış mı gördüm? Evet, bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Bu kadarcık oldu. Günümüz böyle geçti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu bir beğeni ve bir dahaki videomda görüşelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.